Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine mükemmel bir uygulama incelemesi yapacağız. Uygulamamızın ismi MacroDeck. MacroDeck tamamen ücretsiz, yayıncı dostu, mükemmel kullanışlı uygulama. Tamamen ücretsiz bir stream deck sahibi oluyoruz. Bunu kendi cep telefonumuz veya bir tablet ile gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Fazla lafı uzatmadan hemen size uygulamayı anlatacağım. Sizden ricam kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve videoyu likelamayı lütfen unutmayın. Hemen telefonumu açıyorum. Telefonumdan Play Store uygulamasına giriyorum. Uygulama ve oyun ara kısmına MacroDeck diye yazdığımızda zaten hemen en üstte çıkıyor. Uygulamayı indiriyorum. Gördüğünüz gibi uygulamamız indi. Şimdi sıra bilgisayarda yapmamız gerekenlere geldi. Evet arkadaşlar, ikinci olarak gördüğünüz gibi MacroDeck.org sitesine giriyoruz. Hemen üst tarafta gördüğümüz download kısmından download installer'ı indiriyoruz. İnen dosyamızı hızlı şekilde kuruyoruz. Gördüğünüz gibi next, yes, next, next, next ve install diyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde uygulamamız yükleniyor. Hemen launch MacroDeck server dediğimizde gördüğünüz gibi uygulamamız başarılı bir şekilde açılıyor. Bunu direkt tamam deyip geçebilirsiniz. Yapmamız gereken ikinci şey ise hemen yan sekmeden OBS WebSocket indirmemiz gerekiyor. Bunun da linkini aşağıda sizlere belirteceğim. Gördüğünüz gibi gelen bu sayfada go to download kısmı tıklıyorsunuz. Aşağıya indiğinizde OBS WebSocket 480 Windows Installer kısmından OBS WebSocket'imizi indiriyoruz. İnen klasörümüzde dosyamızı da hemen hızlı bir şekilde yüklüyoruz. Olayımız bu kadar. Sonrasında yapmamız gereken şey OBS'imizi açıyoruz. OBS'imizi açtığımızda New WebSocket Connection kısmı geliyor zaten. Hemen gördüğünüz gibi buradaki OBS ikonumuz koyu bir şekilde belirdi bize. Sonrasında isterseniz Twitch hesabınızı direkt buraya bağlayabilirsiniz. Buradaki düzenlemeleri ise şu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi burada OBS Studio kısmından Switch Scanit seçebilirsiniz. Sonrasında altta Configure kısmı var. Buraya tıkladığınızda OBS'inizdeki sahneleri burada göreceksiniz. Mesela birinci sahneye ben intro'mu ekleyeyim. Intro'mu eklediğimde gördüğünüz gibi şurada intro yazıyor. Bunu ben tutup yukarı attığımda en üst kısma gelecek. Tabi buraya isterseniz bu intro'yu tekrar aşağı çekip burada artı tuşundan istediklerinizi ekleyebilirsiniz veya add diyerek kendi istediğiniz bir fotoğrafı buraya ekleyebilirsiniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde işte Just Chat ekranımı ekleyeceğim. Sonrasında tekrar tıkladım. Tekrar Switch Scan dedim. Configure dedim. İşte video sahnemi ekleyeyim bir de. Bunu da buraya attım. Tekrar Switch Scan dedim. Örnek veriyorum, game oyun oynadığım sahnemi de buraya ekledim. Gördüğünüz gibi sahnelerimiz burada. İstersen buraya Go Live ekleyebilirim. Go Live yayına başlama tuşu. Go Offline dersen de yayını durdurma tuşu olur. Aynı zamanda yayınlarınızın içerisinde ekran kaydı vesaire alıyorsanız da Start Recording ve Stop Recording tuşlarını da ekleyebilir, istediğiniz yere düzenleyebilirsiniz. Eğer Twitch hesabınızı bağlarsanız, ki bağlayabilirsiniz, buraya tıklayarak otomatik olarak bir chat mesajı ekleyebilirsiniz. Mesela Instagram hesabınızı eklersiniz ve telefonunuzdan buraya atadığınız tuşa tıkladığınızda otomatik olarak o chat mesajını chat'e atar veya reklamlarınızı oynat vesaire yapabilirsiniz. Buradaki bütün özellikleri kullanabilirsiniz. Twitter'a post atabilirsiniz vesaire. İşte Spotify'ınızı bağlayıp sesini açıp kısabilirsiniz. Şarkı geçebilirsiniz. Yani bütün özellikleri var. Ana yapılış şekli bu şekilde. Siz de istediğinizi ekleyebilirsiniz. Hemen tekrardan ben telefonuma geçiyorum. Buradan da size tekrar göstereceğim. MacroDeck uygulamamı açıyorum. MacroDeck uygulamamı açtıktan sonra hemen bakıyoruz ki sağ üst köşesinde host IP adres yazıyor. Ben şunu biraz kenara çekeyim. Gördüğünüz gibi burada IP yazıyor. Bu IP'yi ben telefonumda tuşluyorum. Bitti dedim. Connect Wi-Fi diyorum ve gördüğünüz gibi telefonun ekranını da sizlere zaten şurada bir yerde gösteriyorum. Hepsi geliyor. Şimdi bunun sağlamasını, testini yapalım. OBS'imi açtım. Gördüğünüz gibi introdayım. Just Chat'e geçeceğim. Tıkladığımda gördüğünüz gibi Just Chat ekranına geçiyor. Şu anda Just Chat ekranına geçmemesinin sebebi, yani kameramın gelmemesinin sebebi şu an zaten burada
kameramı kullanmamdan dolayı. Videoya tıkladım. Video sahnesine, game scan'e geçtim. Oyun sahneme geçtim. Anlık olarak gördüğünüz gibi tıkladığım gibi geçiyor. Hiçbir gecikme, hiçbir şey olmuyor. Aynı zamanda şu an tabii yayına giremem ama kayıt tuşunu deneyelim. Kayıt tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi OBS'imiz kayda başladı. Durdur dediğimde de anlık olarak durdu. Uygulama bu şekilde. Gönül rahatlığıyla güvenerek bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde de büyük bir külfetten 1500, 1700, 1800 liralardaki Stream Deck'ten tasarruf edebilirsiniz. Tabii ki de bir Stream Deck'in yerini asla ve asla tutamaz ama hiç yoktan iyidir diyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız efendim. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalınız.